Abi şu anda geliyor ya, Almanya'nın göbeğinde, burası Er Meydanı. Gelen otobüs Avrupa'nın tek otonom elektrikli otobüsü Hakkı. Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarlarından birinde otonom olarak yolcu taşıma hizmeti veren tek araç. Abi otobüs geliyor, seni ekrandaki izleyicilerimize tanıştırmak istiyorum. Atalay Taşkoparan, Adastek kurucusu ve CEO'su. Şimdi bir otobüs geliyor. Bu otobüsü bize anlatmak ister misin abi? Öncelikle Hakkı, zaman ayırdığı için çok teşekkür ederim. Senin değerli destekçilerinle beni tanıştırdığın için, fırsatı sunduğun için teşekkür ederim. Biz otonom sürüş teknolojisi geliştiren bir yazılım firmasıyız. Karsan'la 5 yıldır yürümekte olan çok kuvvetli bir iş ortaklığımız var. Ve bu sayede seviye 4 otonom elektrikli otobüsü Karsan'la birlikte geliştirdik. Abi şu anda geliyor ya, Almanya'nın göbeğinde, burası Er Meydanı. Gelen otobüs Avrupa'nın tek otonom elektrikli otobüsü Hakkı. Yolcularımızla beraber seyahat edeceğiz. Bu otobüs Hannover Messe'den izin alarak, yolcu taşıma izni alarak Almanya'nın kalbi olan Hannover'de Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarlarından birinde otonom olarak yolcu taşıma hizmeti veren tek araç. Burada tabii ki otobüs ve kamyon fuarı olması sebebiyle Avrupa'nın bütün devleri kendi en yeni araçlarını tanıtıyorlar. Mercedes'in, MAN'ın, Scania'nın, Iveco'nun elektrikli otobüsleri burada shuttle hizmeti veriyor. Tabii ki Türkiye'den çok değerli markalarımız da var ama Karsan'ın otonom elektrikli otobüsü burada shuttle hizmeti veriyor. Bu arada bir şoför var ama o regülasyondan dolayı değil mi? 2025 sonuna kadar Avrupa'da regülasyonların çıkması için bizim Avrupa'da aldığımız ilk projeler, birer otobüslük, ikişer otobüslük projeler, ülkelerin ayrı ayrı ulaştırma bakanlıklarının otonom araçlarla ilgili regülasyonlarını hazırlamaları için kullanılıyor. Biz bugün itibariyle Rotterdam Havalimanı'na 2 otobüsümüzü sattık. İsviçre'ye bir otobüsümüzü sattık, Finlandiya'ya bir otobüsümüzü, Norveç'e bir otobüsümüzü, sanayinin lideri olan Almanya'ya bir otobüsümüzü, Almanya bu ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarının çalışmaları için sattık ve destekliyoruz. Teknolojimizle, bilgimizle, raporlarımızla, testlerimizle Avrupa'daki regülasyonların ilerlemesi için bildiğimiz kadarıyla Avrupa'da seviye 4 otonom otobüsün yolcu taşıma iznini almak üzere başvurusunu yapmış tek firmayız Adastek ve Karsan olarak. Bu da gurur verici bir seviye ama çok çalışmamızın da bir doğal sonucu olarak ben görüyorum. Abi biraz o konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben sizin şirketinizi çok iyi tanıyorum, takip ediyorum. Yurt dışında çok iyi operasyonlarınız var. Tanımayanlar için Adastek'i biraz anlatabilir miyiz? Arkasında nasıl bir insan kaynağı var? Neye hizmet ediyor? Gelecek hedefleri neler? Çok teşekkürler Hakkı bu fırsatı verdiğin için tekrar. Adastek sadece bundan 6 sene kadar önce kurulmuş. 5 bilgisayar mühendisi tarafından, Türk bilgisayar mühendisi tarafından kurulmuş. Amerika'da ilk kuruluşunu yapmış. Bütün Ar-Ge faaliyetini 85 mühendis de bugün itibariyle Türkiye'de bilhassa Bilişim Vadisi'nde ve Ümraniye, Dudullu'da, Bidotek'te yapan bir teknoloji firması. Kurulduğumuz ilk günden itibaren hedefimizi seviye 4 otonom geliştirmek üzere koymuştuk. Hemen ardından bunu otobüsler için geliştireceğiz diye netleştirmiştik. Sonra da kısa bir süre görüşmeler zincirinden, silsilesinden sonra da Karsan'la anlaşarak Karsan'ın elektrikli otobüslerini otonom yapmak üzere çalışmaya başlamış bir firmayız. Bütün Avrupa hedefiyle ve Karsan'la beraber yaptığımız çalışmaları Amerika'da da sürdürdük. Hatta sağ olsun Karsan'ın desteğiyle 2 seneliğine bir Karsan Atak'ı, E-Atak'ı Amerika'da otonom olarak Michigan State University'de hizmet verdirdik ve Michigan'da ve Amerika'daki yine kanunların oluşması yönünde bu çalışmalarımızı paylaştık. Şimdi de Amerika'da daha ciddi projeler içinde ilerliyoruz. Bu da başka bir hikayenin konusu olabilir ayrıca tabii. Abi çok mutlu oldum seni gördüğüme. Tekrar tüm ekibi sizi tebrik ediyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz bir Türk markasının otobüsü, içinde ikimiz varız Türk olarak. Bir de Yasemin Hanım da var, şu an ekranda değil ama herkes yabancı bir misafir ve otonom sürüşte size ait yukarıda sensörler var. Ben gerçekten gurur duydum, tebrik çok ederim. Çok sağ ol. İnşallah senin bu takdirlerine layık oluruz. Estağfurullah.